Herkese merhaba, ben Ayhan Yavuz. Size Amerika'dan sesleniyorum. Uzun yıllardır Amerika'da yaşamaktayım. İzmir doğumluyum. Burada hem ressam olarak hem de yazar olarak yaşantımı sürdürmekteyim. Sizinle bu bağlantıyı kurmak istememin en büyük nedenlerinden biri aslında yazdığım kitaplardan söz etmek. Özellikle de bir tanesinden söz etmek istiyorum. Bu elimde gördüğünüz kitap In the Cradle of Umbra adı altında Amerika'da yayına girdi. Şu anda Amazon.com'da bulabilirsiniz. İngilizce yazılmış bir kitap. İstanbul'da başarılı bir yayın evi de bu kitabımla yakından ilgilenmekte. Dolayısıyla amacımız yakın bir zamanda bu kitabımı Türkçe olarak Karanlığın Beşiğinde adı altında Türkiye'de yayına sokmak. Bu nedenle elimden geldiğince kitabımı İngilizceden Türkçe'ye çevirmeye çalışıyorum. Amerika'da yaptığım şeylerden biri resim yapmanın dışında ya da kitap yazmanın dışında enerjiyle ilgileniyorum. Enerji dediğimizde de tabii ki aldığım derslerin dışında, yaptığım şeylerin dışında insanlarla bir araya gelebilmek, kişisel de olsa, grup olarak da olsa çalışmalarımı yapmak ve onlara bazı şeyleri açıklayabilmek. Çünkü hepimizin de olduğu gibi bazen kendimizi zorlu bir durumlarda bulduğumuzda, yani karanlığın içine düştüğümüzde, ne yapmamız gerektiğini bilemediğimizde, belki de kendimizi yalnız hissettiğimizde, yani yollarımızın bize kapalı kaldığını sandığımızda ya da kapıların bize kapandığını düşündüğümüzde, gerçekten içine düştüğümüz durumdan çıkmamız zor olmakta. Ama pek çoğumuz ne yazık ki bu içinden düştüğümüz durumdan çıkabilmek için ne yapmamız gerektiğini de bilememekte. Çünkü başkalarıyla konuşuyoruz, sorunlarımızı, dertlerimizi onlara anlatmaya çalışıyoruz. Ama gerçekten bu konuşmaların ne kadar bize yardımı oluyor? Çünkü bazı insanlar belki de sevdiklerinin desteğiyle o yaşadıkları zor durumlardan çıkabilirlerken çok insan ne yazık ki o durumdan çıkamamakta. Çünkü pek çok insan nerede olursak olalım, Türkiye'de de olsun, Amerika'da da olsun, nerede olursak olalım, insan olarak aslında birbirimizden o kadar çok farkımız yok. Dolayısıyla ben elimden geldiğince kişilere yardım etmeye çalıştığımda bütün bu olayların zaten kendilerinin üstüne çıkarabiliyorum. Çünkü yargılarımızı, o konudaki sabitleşmiş fikirlerimizi dışarıda bırakmamız gerekiyor. Ancak öyle olursa gerçekten bir şeylerin üstüne çıkmak istiyorsak, sorunlarımızdan kurtulmak istiyorsak, kurtulmanın ötesinde yaşadıklarımızdan ders alıp yinelememek istiyorsak bazı şeylerin farkında olmamız gerekiyor. Onun için de ne yazık ki her şeyin yanıtı bilinç olarak bizim elimize verilmiyor. Bilincimizde saklanan bir şey değil bu. Onun tam tersine bilinç altında aslında saklanmış olan, depolanmış olan bazı düşüncelerimiz var, inanışlarımız var. Onların değiştirilmesi gerekiyor. İşte bu kitapta da ben size bunları anlatmaya çalıştım. Şu anda burada ben ikinci web sitemi hazırlamaya çalışıyorum. Benim amacım sosyal medyadan, Instagram'dan ya da Facebook'tan ve doğal olarak da web sayfamdan size elimden geldiğince bu olayları anlatmaya çalışacağım. Nasıl yardımcı olabilirim ve sizin neler yapmanız gerekiyor? Gerçekten bazen her şey yolunda gidiyormuş gibi görünse de başkalarına karşı belki güzel bir şekilde rol yapıyor olsak da kendi içimizden biliyoruz ki bazı şeyler tam yolunda gitmemekte, nedenini tam anlayamamaktayız. Başkalarına da belki söyleyemiyoruz. Ama pek çoğumuz, yineliyorum, hangi ülkede olursak olalım, insan olarak hep bir şeylerin koşuşturması içerisindeyiz. Hep bir yerlere gitmeye çalışıyoruz, hep bir şeyler elde etmeye çalışıyoruz.
Ama bazılarımızın içinde hala bir eksiklik var. O eksikliği de dışarıdan bulmaya çalıştığımız sürece o eksiklik ne yazık ki büyümekte. Dolayısıyla öncelikle kendi içimize bakmamız gerekiyor. Kendimize gerçekten doğru olmamız gerekiyor, dürüst olmamız gerekiyor. Enerji dediğimiz olay çok kapsamlı bir olay. 5 dakika ya da 10 dakika ile açıklanabilecek bir olay değil. Çünkü kendimiz de insan olarak aslında bir tek tabii ki gördüğünüz bu fiziksel birey değil. Ama bunun üstünde bizim tabii ki duygusal yanımız var, zihinsel yanımız var, ruhsal yanımız var. Bunların hepsinin bir araya getirilmesi gerekiyor. Çünkü bunların tümü bir araya getirildiğinde aslında biz enerjiyi tanımlayan varlıklarız. Ve bu enerji tabii ki erkek olmakla ya da kadın olmakla da bir ilgisi yok. Çocuk ya da olgun ya da yaşlı olmakla da bir ilgisi yok. Çünkü enerji olarak hem kendimize bağlantımız var hem de çevremizdeki her şeyle bağlantımız var. Dolayısıyla duyumsadıklarımız bizden de geliyor olabilir, dışarıdan da geliyor olabilir. Eğer bunun ikisinin arasındaki biz farkı anlayamazsak, ne yazık ki çok zamanımızı da kaybederiz. Gereksiz sorular sormaya başlarız. Yaşadığımız olayların neden olduğunu anlamaya çalışırız. Tabii ki iyileşme dediğimiz şey aslında bir süreç. Birkaç saatlikle, birkaç günlükle olacak bir olay değil. Yaşadığımız olaylardan gerçekten ders almamız gerekiyor, öğrenmemiz gerekiyor ki yinelemeyelim. Çünkü bazen yeni biriyle tanıştığımızda o kişi hakkında hiçbir şey bilmememize karşın nedense o kişiyle ilgili düşüncelerimiz oluşmakta. Bazen hoşumuza da gitmemekte ama ne nedenini bilmiyoruz. Bazen aynı hataları yapıyoruz. Nedenini anlamıyoruz. Neden yaptığımızı bilmiyoruz. Alışkanlıklarımız oluyor, üstünden geçemiyoruz, bırakamıyoruz, kurtulamıyoruz. Nedenini anlamıyoruz. Bazen ailemizi suçluyoruz, bazen toplumumuzu suçluyoruz. Nedenini anlamıyoruz. İşte benim amaçlarımdan biri, insanlara yardım etmek olduğu için elimden geldiğince gerçekten doğru olarak, özellikle kendime karşı doğru ve dürüst olarak ben bu kitabı yazdım. Şu anda çevirisine de devam ettiğim için tekrar benim amacım açıklayabilmek. Çünkü İngilizcemiz ve Türkçemiz iki dile baktığımızda gerçekten aralarında aslında çok büyük farklar var. Türkçemiz bana göre daha duyarlı, daha duyumsal. Yani kalp ağrılarını bile anlatmanın özel kelimeleri var. Dolayısıyla size gerçekten başarılı bir çevirme yapmak istiyorum ki Türkiye'de de en azından anlattığım konular daha güzel anlaşılabilsin. Bu enerji dediğimiz olay, nerede olursak olalım, bizimle olacak bir şey. Belki elimizi tutamıyoruz ama varlığını hissedebiliyoruz. Bazı şeyleri göremiyoruz ama onların da varlığını hissedebiliyoruz. Eğer gerçekten kendi cesaretimizi toplayıp bilinç altında saklanmış olan, depolanmış olan anılarımızla yine buluşmak istemezsek, bazen anlayamadığımız o inançlarımızın nereden geldiği konusunda bir keşfe çıkacak bir yolculuk başlatmayacaksak, o zaman gerçekten bazı şeyler de değişmeyecek demektir. Demek ki bir kendimize düşen ödevimiz var, görevimiz var. Çünkü yaşamdaki mutluluğumuz gerçekten başkalarının sorumluluğu değil, kendi sorumluluğumuz. Başarımızdan da, yenilgilerimizden de kendimizin sorumlu olması gerekmekte. Başkalarına suç atmamamız gerekmekte. Kendimizi tanımamız gerekmekte. Bunu da yapabilmek için gerçekten bilinçaltına inmemiz gerekiyor. Eğer bilinçaltıyla bilinç denilen kavramları karşılaştırmaya çalışabilirsek,
Bilinç belki %5, bilinçaltı da %95 oranında. Yani kendimizi tam olarak biliyoruz diye düşünmek aslında yanlışlık olur. Kendimizi başkalarıyla karşılaştırmak da yanlışlık olur. Dolayısıyla sorumluluğumuz bizimle başlamakta. Çünkü bu yaşantımız bizim sorumluluğumuz. Eğer gerçekten yapmak istediğimiz şeyler varsa, başarmak istediğimiz şeyler varsa, bu sorumluluk bize düşüyor. Yazdığım kitapta değişik bölümler var. 50 tane bölüm var. 50 bölüm yine elimden geldiğince amacım o, inancım da o, size değişik konularda yardım edebilecek yollar açacaktır, kapılar açacaktır. Belki de bağışıklık olmadığınız bir konu olabilir, pek tanımadığınız bir konu olabilir. Size bazı konularda değişik gelebilir, yabancı gelebilir. Bu yüzden fırsatınız olursa benimle bağlantı kurmak isterseniz yapabilirsiniz. Instagram sayfamdan da beni izleyebilirsiniz. Ayhan Yavuz Official adı altında Instagram sayfamı sizlerle zaten paylaşırım bu videoyla da ilgili. Ve elimden geldiğince zaten web sayfamı da hazırladıktan sonra büyük olasılıkla hem İngilizce hem Türkçe olarak bazı şeyleri anlatmaya çalışacağım. Amaçlarımdan biri böyle kısa süreli de olsa size videolar hazırlamak. Belki sorularınız olursa onları yanıtlamak. Belki de hiç belli olmaz. Belki birbirimizi Türkiye'de de görebiliriz. Dilerim. Şimdiden size teşekkür etmek istiyorum. Bana bu zamanınızı ayırdığınız için, dinlediğiniz için. Dilerim konuşmalarımız devam eder, bağlantılarımız devam eder. Eğer sorunlarınız varsa lütfen bana mesaj da atabilirsiniz. Dediğim gibi burada benim yaptığım hem Türkiye'den başlamış olan hem İngiltere'de sürdürdüğüm ve Amerika'da büyük olasılıkla zaten tamamladığım eğitimlerinden dolayı, yaptıklarımdan dolayı sizlere aslında yardım edebileceğime inanıyorum. Çünkü kendimizle ilgili bilmediğimiz çok yanımız var. Eğer açıksak, öğrenmek istiyorsak, kendimizi tanımak istiyorsak, yani bu yaşam dediğimiz şeyde gerçekten huzuru, sakinliği, mutluluğu bulmak istiyorsak ilk adımımızı kendimizden atmamız gerekiyor. Şimdilik hoşça kalın. Her şey gönlünüzce olsun. Teşekkürler.